sisteme yapmıyormuş. Şimdi böyle hocam upuzun, söyledi. Upuzun bunu ördüğümüzü düşünün. Hani ben bunu şimdi biraz kısa bırakıyorum ki kolay dönmek için anlatmasını. Şimdi bitirirken nasıl bitiriyorum? Ben bunu ön yüzden ekleyeceğim çünkü bakın bu şekilde ikili ikili gruplar var ya Ayhan Hanım, bunu da böyle bitirdim. Şimdi bunu birleştirince ikisini burada yine bir çizgi oluşturarak birleştireceğim ki hem bir görüntü de güzel devamlılığı olsun. Devamlılığı olacak. Evet, görüntünün bir devamlılığı olsun. Oradaki çizgiyi sık iğneyle yapacaksın. Evet. Bravo. Şimdi şunu alıyorum. Ön yüzü. Burasını ön tarafta kullanacağım. Tam şimdi köşeye batıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan birleştiriyorum. Her iki noktayı alıyorum. Bu şekilde içinden geçiyorum. Yürütüyoruz. Evet. Kaydırma, ilmek kaydırma yöntemiyle şöyle. Şunun en son üst kısmını alıyorum. Şunun üst kısmını alıyorum. Bu şekilde içinden geçiriyorum. Şunu alıyorum. Şurası. Ve bunu böyle içinden geçiriyorum. Şu ve şu. İkili değil, tek tek mi? Evet. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Şimdi bakın, bu işlem bittiğinde burası sanki bir bütünün parçası gibi olacak. Bu aradaki de şuna benziyor. Bir de işte illa uyumlu olsun şeyi var ya. E tabi. Bir de o kısmını da düşünüyoruz. Çok güzel. Şu. Böyle içinden geçirerek, ilmek kaydırarak. Tiftik ipten olur mu diye soruyor Banu Hanım. Banu Hanım, biraz önce bir arkadaşımız dedi ki çift kat angorayla yapabilir miyiz? Evet, çift kat angorayla yapabilirsiniz. Tek katıyla çok zayıf düşebilir. O yüzden iki kat. Bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. Bu çok güzel bir çocuk beresi olur. Ön taraf mesela burası şu anda. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? Önemli yer. Dikkatli. Bakın arkadaşlar. Şimdi artık 4,5 numara tığa geçiyorum. Tığımı büyüttüm. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğa, yalnız şu tığım buraya biraz kalın geldi. Hemen trabzanımın dibine bir V oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yine 4,5 numara tığa geçebilirim. Şimdi burada bir boşluk atlıyorum. Bakın şu boşluğu atlıyorum. Diğer boşluğa, her boşluğa 2 tane trabzan yaparak 8 tane trabzan yapacağım buraya. Yan yana. Hiç atlamadan ama. Sadece V'nin yanına geçerken bir tane atladım. Şimdi her boşluğa, boşluklarımızda şu trabzan yapmıştık ya, onların ilk ikişer trabzan. Evet, ikişer tane. İkili trabzan, ikili şey, normal trabzan. Orası neresi? Bakın, orası şurası. Çileğin şu göbeği gibi. Bir üst çileği yapmak için zemin hazırlıyorum. Buraya da 8 tane trabzan yapıyorum. Bir üst modeli yapmak için zemin hazırlıyorum. Bir tane atlıyorum. 8 tane buraya böyle trabzanımı yapıyorum. O ilk sıramı bir yapayım. Peki onun oturması için sıra sayısı önemli mi? Sıra kaç sayısı sıra? Önemli. İşte ben mesela olsa? 54'ün üzerine oturttum. 7 ve 7'nin katları olması gerekiyor. Neden? Şimdi baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5 ara boşluklarla tam 7 tane boşluğumuz var. 49 da olur. Ama daha şeyi küçük de dikkate alıyoruz ya Ayhan Hanım. Şuranın da şeyini dikkate aldığımız için bazen hani bir ya da iki kutucuk küçük olabiliyor. O zaman da orada bir şey yapıyorum. Bir hani numara. İlk sırada bir numara yapabiliyorum. Şu ama 54 ile, yani eğer 54'e denk getirebilirlerse bu tam 54 trabzan. Şöyle saydığımızda 1, 2, yani her bölüm 2 sıradan oluşuyor.
54 ile tam oturdu. Şu an ben şunda hiç bir şey yani bir sıra bile atlamadım. Hepsi böyle tamamen denk geldi. Ona göre hazırladım. 54 sırayla. Şimdi 6 trabzanımı yapmıştım. Pardon 8 trabzanımı yapmıştım. Bir boşluk atladım. Arada bir zincir çektim. Diğer boşluğun içine bu şekilde trabzanı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. V dediğim yapıyoruz. Gibi bir V yapıyorum ve bir sonrakinin zeminini hazırlıyorum. Şimdi yine bir boşluk atlıyorum. Buraya 8 adet trabzan yapacağım. Burada yaparken hep İkili yan yana. Trabzan değil mi? İkili trabzan. Şöyle bakın. Bu da en güzel rengidir bu ipin. Bal evet. Köpüğü. Çok güzel bir renk. Sen toprak renklerini seviyorsun. Evet toprak renklerini çok severim. Ama hardalı da çok seviyorum. Mesela gerçi o da toprak rengi. O da evet. Değil mi? Sonbahar tonları. Evet. Şimdi bakın 8 tane trabzan yaptım. Bir boşluk atladım. Yine V'mi yapıyorum. Şimdi sayıdan çok emin değilim. Eğer sonda gelmezse ben de bir şey yaparak, uydurarak orayı kapatacağım. Ama dediğim gibi 54 sıra yaptıkları zaman seyircilerimizin çok güzel oturuyor. Şimdi biz küçük yaptık biraz hızlı dönebilmek için. Arkadaşlar kaçıranlar için söylüyorum bizim bu canlı yayın 24 saat Instagram hesabımızda duracak. Sonrasında da YouTube'a yükleyeceğiz. Dolayısıyla kaçırdım diye üzülmeyin. Her şekilde bulabilirsiniz. YouTube'da özellikle arkadaşlar sürekli kalıyor. Evet. Canlı yayınlarımız tabii bir gün boyu kalıyor ama YouTube'da istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Gece aynen. Çayımızı kahvemizi yapınca oturup örgümüzü yapabiliriz arkadaşlar. Bir hafta sonra falan atılıyor hemen hemen değil mi? Evet. Tabii tabii. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Yine ben burada V'mi çalışıyorum. Muhtemelen bu bir kutu falan fazla gelecek herhalde. Ben şimdilik bunu uyduracağım. Evet, ip düğümü oldu. Her zamanki canlı yayınlarda değil mi? Olur öyle. Nasıl açıyoruz bakalım. Evet. Epeyce de bir şey olmuş. Naz Hanım diyor ki Sibel Hanım'ın ellerine sağlık yaptığı her şey çok güzel. Onun sayesinde örgüyü çok sevdim. Bir makas alabilir miyim Burçin'cim? Şey çünkü keçi oldu gibi. Şimdi bu arada duymakları da göstereyim. Evet. Her şeyde var bir hayır. Aynen. Arkadaşlar kolay ve güzel düğüm atmayı size de orada göstermiş oldum. Şimdi ipimizi şu şekilde alıyoruz. Ayhan Hanım. Hangisi olduğu fark etmez. Bu da olur, bu da olur. Şimdi bir tanesini alıyorum. Bakın bu şekilde sarıp iple beraber elimin altından geçiriyorum. Tekrardan sarıyorum bunu. Daha sonra sadece ipi sarıyorum. Evet. Bunu bu şekilde parmağımın altına geçiriyorum ve başlıyorum çekmeye. Ya çok bakın, güzel. Bu küçücük bir düğüm oluyor ve ucunda hiç çöpü yok. Bir kez daha yapsam. Bu şekilde. Yapayım mı? Hadi. Tamam. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Şimdi arkadaşlar iki ipimi aldım. Şu şekilde tuttum. Sonra dediğim gibi sağ ya da sol herhangi bir tanesi bu iplerden hiç fark etmiyor. Alıyorum parmağımın üzerinden geçirip iple beraber şöyle sardım. Yine tekrardan aldım. Bir daha aynı şekilde sardım. Şimdi sadece ipimi sarıyorum. Böyle boşta gibi duruyor. Sonra bu ikisini alıyorum. Parmağımın altına sıkıştırıp başlıyorum yavaş yavaş çekmeye. Bakın. Şimdi bunu bu şekilde kesiyorum ve hiç bu
düğüm olduğu hissedilmiyor. Hiç hissedilmiyor ve kesinlikle de kopmaz. Bakın arkadaşlar. Daha da sıfırda kesebilirim yani şunu. Hissedilmemesi için.